Kılıçdaroğlu neredeyse bugün bir ilke imza attı diyebiliriz. Çünkü vatandaşlara seslenerek, kamuoyuna seslenerek helallik turuna çıkacağım dedi. Kimden efendim? Muhafazakarlardan. Neden? Partimiz geçmişte hataları olmuş olabilir. Bundan sonra ben helallik yolculuğuna çıkıyorum dedi. Helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Hatalar yaptık dedi, helallik istedi. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu defa muhafazakar kesime seslendi. Ben ömrümde bu ülkede nefreti ve sevgiyi bolca gördüm. Ve sevgi hep daha güçlü oldu. Artık sevgiye bu savaşı kazandırma zamanı. Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi ve vermeyi başarmalıyız. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak. Kılıçdaroğlu ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır ifadelerini kullandı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. Özellikle son zamanlarda CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu vermesi nedeniyle eleştiriler giderek artmıştı. Kılıçdaroğlu bu durumu tersine çevirebilmek için harekete geçti. Helallik isteyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun tek parti döneminde CHP'nin uyguladığı yanlış politikalar için de özür dileyip dilemeyeceği merak ediliyor.